RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 29 Nisan Pazartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Şehit Mustafa Yurtar Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda el işlerinden oluşan sergi düzenlenen program ile açıldı. Şehit Mustafa Yurtar Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda el işlerinden oluşan sergi düzenlenen program ile açıldı. Programa Ereğli Belediye Başkan Vekili Mahmut Altınkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Soylu, Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Tezcan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Şehit Mustafa Yurtar Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdullah Özer şunları söyledi. Okulumuz Şehit Mustafa Yurtar Meslek Okulu öğrencilerinin atölye çalışması kapsamında eserlerden oluşan kermesine hoş geldiniz. Okul dışı öğretim tekniklerinden olan kermesimizin öğrencilerimize, okulumuza, ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kermesimizin hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken'e, Kültür Müdürü Ramazan Aydın'a, çalışkan değerli öğretmenlerime, tüm personelime, öğrencilerime şükranlarımı sunuyorum. Açılışa teşrif eden, tüm katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyorum. Kermesimiz 29 Nisan bugün itibariyle başlamış olup 3 Mayıs Cuma günü akşam 5'e kadar devam edecektir. Tüm halkımızı kermesimize davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Konya'da cep telefonuyla dolu yağışını çeken bir vatandaş, iki otomobilin çarpışma anını görüntüledi. Konya'da cep telefonuyla dolu yağışını çeken bir vatandaş, iki otomobilin çarpışma anını görüntüledi. Çekerken vallahi gördüm oğlum, gördüm. Kaza Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dolu yağışı nedeniyle kaygılaşan Konya Afyon Karahisar karayolunda aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı. Gördüm oğlum, gördüm. Kazanın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Çekerken vallahi gördüm oğlum, gördüm. Çekerken vallahi gördüm oğlum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde büyük şehirlerde en yüksek oyu alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a plaket verdi. Biz yolumuzun hak yol olduğuna, davamızın hak olduğuna, hizmetimizin hakka ve halka olduğuna yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerinde en fazla oyu alan ilk 5 sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına plaket takdim etti. Ömrünü hak ve halk yolunda çalışarak geçirmenin karşılığı olamaz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde büyük şehirlerde en yüksek oyu alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a plaket verdi. Yegane gayesi hakka ve halka hizmettir. Öyle olmak zorundadır. Biz bu hasbi hizmet anlayışına sarıldığımız sürece hiç merak etmeyin. Milletimiz de bize sahip çıkacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şehirlerinize döndüğünüzde tüm çalışma arkadaşlarınıza, teşkilatlarımıza
ve milletimize selamlarımı iletmenizi hasreten rica ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun, kalın sağlıcakla diyorum. Öncelikle en fazla oy alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Konya İl Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz lütfen. Buyurunuz, teşekkür ederiz. Malatya İl Başkanımızın, Belediye Başkanımızın hazırlanmasını rica ediyoruz lütfen. Ve yine Rabia plaketini almak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehirlerimizde en fazla oy alan Büyükşehir Belediye Başkanlarımız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri yerlerinize uğurluyoruz. Şimdi de İl belediye başkanlarımızı huzurlarınıza davet edeceğiz. Şimdi Samsun Vezirköprü ilçe belediye başkanımız, Konya Karatay ilçe belediye başkanımız, Ordu Kumru belediye başkanımız, Samsun Çarşamba belediye başkanımız ve evet, büyükşehir ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi yaya öncelik zemin çalışmalarını şehir merkezindeki ana caddelerde ve okul önlerinde sürdürüyor. Nereye gidelim? Konya Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından sürücülerde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için ana caddelerdeki 235 noktaya zemin işaretlemeleri yaptı. Yayaların geçişine dikkat çekilen uygulama merkezdeki 362 okulun önüne de gerçekleştirilecek. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler.
Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz Ayrıca Süren'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.